mücadele başlıyor. Türkiye Japonya karşısında ikinci turda Bülent de içeriye doğru sokuldu. Bir orta içeriye kafa vurucu gol! 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 Ümit. Gol! Ümit Davala! Gol! Ümit Davala! Statta tam anlamıyla bir sessizlik. Tekrar izliyoruz. Kale sahasının önü mükemmel bir yükleniş. İyi bir zamanlama ve top filelerde. Ono'ya. Onun pası düştü, çıktı ve aldı. Alessandro, o vurdu, top direkten döndü. Inamoto bıraktı. İse Todar'ın ortası, Alpay, Alpay. Top dışarıya doğru gitti. Ono, içeriye doğru. Ishizawa, out. Taç Japonya'da. Bitti de. Bitti mi diye bakıyorum, evet bitti. Bitti sevgili seyirciler. Bitti ve büyük bir zafer. Milli takımımız 2002 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseliyor. Çeyrek finalde Türkiye. Seri nasıl bir 90 dakikaydı? O hele 12. dakika. Yani biz her zaman kontrollü oynamaya çalıştık. Zaten gol erken gelince bizim orta saha oyuncularımız fazla ileriye çıkmadı ve daha çok geride oynamaya başladık. Ama 90 dakikaya baktığımız zaman o kadar çok gol pozisyonu, hatta hiç gol pozisyonu vermediğimizi göreceğiz. Çünkü bir tane free kick pozisyonları var ilk yarıda, o da direkten döndü. Bence çok akıllı oynadık, hiç hata yapmadan oynadık. Bundan sonra Osaka'ya gideceğiz. Osaka'da da sanıyorum Senegal'le karşılaşacağız. Siz belki bir şekilde bitiverdi 90 dakika. Sayın Tükenmez, size tekrar döneceğim. Evet, gerçekten büyük bir mutluluk yaşıyoruz sayın seyirciler. Ferhan ve Ziya Şengül ile birlikteyiz. Evet sevgili Ziya abi, çeyrek finaldeyiz. Buna inanmıştık. İlk maç Tempati herhalde kazandı bizden de. Son derece efendice, son derece centilmence oynadılar. Kendi evlerinde oynamanın ve golle milli takımımızın sevindiği, Şenol Güneş'in sevindiği an tekrar ekranlara geliyor sevgili seyirciler. Evet Ömer, büyük bir başarı. Vallahi mutluyum ki yani Türk milleti bunu hak eden bir millet. Hepimiz artık bu mutluluğu büyük bir zevkle yaşayacağız.